İyi akşamlar, merhabalar, iyi yayınlar Çağlar. Haftalardır bizler takip ediyoruz uzaktan. Bazen bizim de yanıldığımız noktalar oluyor, hadiseler oluyor. Sahadan öğrenmek, sahada takip etmek çok ama çok önemli. Bunu bir kez daha bize göstermiş oldun. Çünkü uzun süredir oradasın, gelişmeleri yakinen takip ediyorsun. Bizleri de, kamuoyunu da aydınlatıyorsun. Aktarıyorsun oradaki son gelişmeleri. Gazeteciler Mehmet Ali Kayacı, Gökçen Göksal ve Çağlar Cilara ile birlikteyiz. Onların da soruları olacak. Ben şöyle açayım, ilk soruyu sorayım sana. ABD fiili olarak çekildi Afganistan'dan. Geçtiğimiz günlerde çatışmalar, silah sesleri duymak, bunları gördük, takip ettik uzaktan. Bombalar patladı, hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu. Afganistan'da şu an son durum ne? Gelişmeler ne şekilde? Merhabalar herkese. Ben şu an kimseyi görmüyorum. O yüzden kim bana soru soruyor bilemeyeceğim. Şimdiden kusura bakmayın lütfen. Hatta konuşanı Çağlar zannettim. Herkese çok selamlar. Selamlar. Afganistan'da şu anda bir sakinlik var. Yani o gergin sürecin biraz daha dışındayız diyebilirim. Biz geldiğimizden işte Amerikan işgalinin sona ereceği güne kadar hem sokaklar hem bu işte intihar eylemlerinin olmasına dönük endişeler çok daha fazlaydı. Ama tabii DAEŞ sonrasında yabancılar çekildikten sonra eylemlerini artıracağını ifade etmişti. Öyle olmadı sanki. En azından şimdilik böyle bir gerginlik yok. Tabii havaalanının etrafında çok ciddi güvenlik önlemleri alındı. O saldırı sonrasında kimse yaklaştırılmadı. İnsanlar zaten tahliyeler bittiği için orayı tamamen boşalttılar. O korkunç kalabalıklar, izdiham, bunların hiçbirisi kalmadı. Bunlar şimdi başka sınır kapılarına yönelmiş durumda o izdihamlar. Sakin bir hava var şu an. Yani gergin bir bekleyiş var diyeceğim ama hani öyle bir gerginlik de çok sokakta sezmiyorum. Onu da söyleyebilirim. Tekrar bir bombalı saldırı olursa, bir roket saldırısı olursa DAEŞ'ten buna dönük işte bir istihbarat çalışması veya Taliban'ın insanların endişeleri var. Ama hayat normal devam ediyor. Yani buradaki tüm meslektaşlarımızın da zaten herhalde en net gözlemlediği şey bu olmuştur. O hayatın olağan akışını çok etkileyen, güvenlik noktasında etkileyen bir şey yok. Ama onun dışında tabii bankalar ve düzenin olmaması, sistemin yeniden kurulacak olması, neyle karşı karşıya kalacağız gibi endişeler çok fazla. Çağlar, sorunu alalım. Ben Çağlar Cilara görmüyorsun ama Merhaba. en azından benim sorduğumu bildiği adını söyledim. Şimdi bu ılımlı mesajları veren Taliban bizim bildiğimiz Taliban değil. Yani en azından 20 yıl önceki Taliban değil. Ve bütün dünya liderleri de Türkiye dahil, Sayın Cumhurbaşkanı da 2 defa, 3 defa hatta önemli olan Taliban'ın açıklamaları değil, sahadaki uygulamalarıdır dedi. Almanya'dan da, diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelerden de benzer mesajlar geldi. Taliban'ın dünyaya verdiği o ılımlı mesajlar Taliban içinde bir tartışma yaratıyor mu? Bir rahatsızlık yaratıyor mu? Bunu merak ediyorum. İkincisi, bu verilen ılımlı mesajlarla sahadaki durum arasında bir çelişki var mı? İlk soru zor bir soru. Şundan dolayı zor bir soru. Yani bu soruya cevap verebilmek için Taliban'ın içinde çokça uzun bir süre vakit geçirmek, güven kazanmak, onların özel görüşmelerine şahit olmak lazım. Duyduğumuz şeyler var. Ama duyduğumuz şeyler üzerinden de yani o kadar çok spekülatif ve manipülatif şey yapıldı ki burada. Asıl temelde pek çok savaş bölgesinde ben çalıştığım bütün böyle kaos kriz bölgelerinde çok benzer şeylerle karşılaştığım için Afganistan'daki de şaşırtıcı olmadı. Hatta geldiğimiz günden son ana kadar hep şunu söyledik izleyicilerimize. Yani biz size sokaktaki fotoğrafı vereceğiz. Kim ne söylüyorsa onu yansıtacağız. Gördüğümüzü anlatacağız. Görmediğimizi ya da bize gösterilmeyen bir şey varsa engelleniyorsak bizi burada engellediler diyeceğiz. Takdir sizin dedik. Mümkün mertebe bunu yaptık. Dolayısıyla duyduğumuz şeyler var. Yani burada işte mesela Hakkanilerin çok daha sert ve radikal oldukları pek çok mesele üzerinde ki ben bu arada röportaj yaptım mesela Af Komisyon'dan Muhammed Müslim Hakkani ile gittik görüştük. Enes Hakkani'nin toplantılarını takip ettim. Yani orada bir karşılaştığım manzara biraz daha farklı bir manzaraydı. Onların yakın oldukları başka gruplar da var. Bunları Türkiye'de belki daha çok daha fazla konuşuruz geldiğimizde. Ama içeride bir tartışma şu anda rastladığımız bir durum değil. Ama çok yeni.
İlerleyen zamanlarda ne olur? Yani elbette bir sürü şey şimdi yeniden sistem kuracaklar, devlet oldular. Yani örgüt olmaktan tekrar devlet oldular, başka bir devlet oldular. Diplomatik ilişki geliştirmek istiyorlar. Kendilerini yetiştirdiler, 20 yılda bir sürü şey öğrendik dediler. Uluslararası topluma entegre olacaklarını söylüyorlar. Bunların hepsi içinde bir zaman gerekecek. O zamanla belki bunu biraz daha gözlemleyeceğiz. Yaptıklarıyla söyledikleri arasında çelişki var mı? Tabii ki var. Yani yukarıdaki insanlarla konuştuğunuz zaman Taliban'ın siyasi, şu da var bu arada, Taliban'ın siyasi liderleriyle askeri liderler arasında bir gerginlik zaman zaman seziyoruz ve duyuyoruz. Nasıl? Askeri liderleri bu işi biz yaptık diyorlar. Siyasi liderler daha zayıf isimlerdi ama şimdi popüler olmaya başladılar. Medyaya çıktılar, işte onlar yönetiyorlar süreci falan. Şimdi öyle bir gerginlik zaman zaman duyuyoruz. Bir de şu çelişki eylemleriyle söylemleri arasında, yani işte basın kartı veriyor, kağıdı veriyor. Ben bu kağıdı gösteriyorum mesela. Taliban alıyor şöyle elimden. Bu değerli bir şey burada. Evet. Bunun hiçbir anlamı yok diyor gittiğim yerde mesela bazen. Biz orada üst düzey yetkililerine gidiyoruz. Onlar buna saygı gösteriyorlar. Yani üst düzeyleri saygı gösteriyor. Şöyle göstereyim bu arada size de. Habertürk'te göstermiştim. Evet. Afganistan İslam Emirliği. Evet. Enformasyon ve Kültür Bakanlığı yazıyor. Böyle devlet olma yolunda işte bu kağıtlar, evraklar, mühürler hepsi basıldı, hazırlandı. Onları da söylemiş olayım. Buna hazırlıkları var yani. Çelişkiler neler? Şimdi söylem ve eylem çelişkisi gazetecilerle ilgili böyle. Sokakta insanlarla ilgili de aslında bir baskı ya da işte şunu yapın, bunu yapın gibi bir dayatma yok. Ha, tesettür şart, işte şeriatla yönetiliyor. Bunlar kesinleşti. Ama mesela şöyle bir şey var. Bizim belki ıskalamamamız gereken. İnsanlarla çok konuşuyoruz. Geldiğimden beri işte Afganlarla oturup kalkıyorum. Destekleyenler var, karşı çıkanlar var, mağdur olanlar var. Bıraksanız çok insan kaçar daha, yani giderler buradan. Bunun sadece sebebi Taliban veya korku değil. Yani eski yönetim zamanında da gidiyorlardı. Biliyorsunuz Afgan göçü yeni bir şey değil yani bizim açımızdan. 2019'da en çok göç aldığımız yıl, evet. Afganistan'dan. O zaman Taliban yoktu. Mesele Taliban değil, mesele ekonomik. Ve buradaki yolsuzluklar, sıkıntılar, onları belki daha sonra konuşuruz. İnsanlar şöyle çelişki ve sıkıntılardan bahsediyorlar. Şimdi iktidar oldu Taliban burada. Yani artık Taliban'ın fikri de iktidarda, kendisi de iktidarda. Taliban gibi düşünenlerde belki daha önce çok ses çıkarmayan, öyle yaşayan ama çevresine bunu yansıtmayanlar, yani daha radikal, daha katı, daha sert veya daha tutucu yaşayan insanlar şu anda iktidarda olduklarının farkındalar ve oturdukları köylerde, kasabalarda, mahallelerde bunu görev addetmişler. Bizim o mahalle baskısı dediğimiz şey var ya, evet. O mahalle baskısı şu anda Afganistan'da çok net sokaklarda, kırsalda, kenar mahallelerde hissediliyor. Nasıl? Adam şimdi Taliban zihniyetinde. Mesela bir arkadaşım var benim, Ali diye. Ali Türkçe bilen birisi. Özbek asıllı. Burada biriyle, Özbekistan'dan bir kızla nişanlanmış. Nişanlısı başı açık bir kızcağız. Fotoğrafını paylaşmış nişanlısıyla Facebook adresinde, Instagram hesabında. Ali'nin abisini aramışlar ve demişler ki ya bu ne? Yani bu İslami değil. Siz iyice dinden çıkmaya başladınız. İyice sapıttınız. Kardeşine söyle artık burası İslam devleti. O fotoğrafları kaldırsın yoksa hesabını sorarız. Hmm. Abisi Ali'yi arıyor. Bunu söyleyen kim peki? Taliban yetkilisi mi? Hayır. Komşusu. Ama yan Taliban'a komşusu. Yakın olan biri. Yani Taliban zihniyeti, o zihniyetten. Tabii ki, tabii ki. Veya çocukları içerisinden işte Taliban'da asker olan var vesaire. Yani o zihne sahip birisi. Şimdi böyle bir sosyoloji var aynı zamanda. Yani yukarıda konuşulanların ehemmiyetini işte diplomaside, uluslararası ilişkilerde, medya önünde falan görüntü. Yani başka bir değerlendirme olabilir. Ama aşağıya yansıyan da böyle bir tarafı var işin. Ya Ali de kaldırmış tabii fotoğrafları yani. Silmiş, hesabını kapatmış. Başına bela almak istememiş. Dolayısıyla bir toplumsal baskı da oluşacak galiba. Ben öyle anlıyorum. Bu Ali bir örnek. Böyle 20 tane örnek dinledim. Evet. Bu tarz. Evet. Ama mesela biz cuma günü cuma namazına gitmeyen insanlar gördük sokakta.
Kimse bir şey demedi. Ama şu an demedi. İleride ne olur bilmiyorum. Veya işte gayet makyaj yapan, başını yarım kapatan, işte böyle çok başına bir örtü atmış ama tesettürlemeyeceğimiz şekilde insanların dolaştığı, kadınların dolaştığı caddelerde bunları da görüyoruz. Ama şu da var. Bir şey denmese bile ister istemez hani İbn Haldun'un mukaddimesinde der ya, yenilmiş toplumlar kendilerine galebe çalanlara, kendilerini yenenlere benzemeye başlarlar süratle. Kültürel olarak yemekleriyle, elbiseleriyle dahi. Yani bu çok gerçek bir şey. Buraya Taliban girdiğinde Kabil'e herkes ben de Taliban'ım, ben de Taliban'ım demeye başlamış. Şimdi insanlar yavaş yavaş hani bizde de yaygın bir şey var ya, ben bazen hiç baskı görmeyiz ama otosansür dediğimiz şey vardır ya, yani evet. Kendimizi otomatik olarak hani alıştığımızda öyle davranmaya başlarız. Burada da benzer şeyler olacak, oluyor yani. Tabii ki. Mehmet Ali Kayacı'nın da bir sorusu var. Buyur Kayacı. Teşekkür ediyorum katılım sağladığınız için, vakit ayırdınız. Habertürk'e teşekkürümüzü ifade edelim. Kenan Bey'e de bu konuda öncelik sağladılar, sağ olsunlar. Tabii söylediklerinizden anladığım şey bir anlamda şu, Taliban görevlilerinin sadece hani kadınlara davranılış şeklini bilmemesinden kaynaklı vermiş olduğu bir yasaklama vardı. Sizi gazetecilere davranışları da aynı doğrultuda olunca ister istemez görevlileri bulundukları görevin de nasıl ifa edileceğini bilmiyorlar. Demek ki böyle bir mana da çıkıyor. Soru olarak da hani başta kilerle birbirlerinin arasındaki diyalogları anlamak açısından Taliban'a karşı duran Panjshir vilayetindeki durumun ne olduğunu bilebiliyor musunuz? Bunu bir duymak isterim. Ahmet Mesut kimden destek alıyor? Bir anlamda belki o konuda da bir şeyler ifade edebilirsiniz. Taliban'la Ahmet Mesut arasında bir müzakere de var mı? Bilginiz var mı? Taliban'la Ahmet Mesut arasında müzakere var. Arabulucular var. Gidiyorlar, geliyorlar. Ama şu ana kadar bir işe yaramadı. Son iki gün özellikle tam Amerikalılar çekilirken çatışmalar başlamıştı. Sonra birkaç saat durdu ama şu anda şiddetli şekilde devam ediyor. Hatta bazı noktaları Taliban ele geçirmişti. Ahmet Mesut geri aldı. Ahmet Mesut'un elinde de çok ağır silahlar var. Burada Afgan ordusu dağılırken orduda bazı önemli komutanlar, hatta şunu da söyleyebilirim, yani bir tarz olarak söyleyeyim. Mesela Emrullah Salih, kendisi daha önce istihbarat başkanıydı. Taliban'la çok net bir düşmanlığı var. Bu düşmanlığını her yerde söylüyor. Ben onlardan çok adam öldürdüm. Onlar da beni öldürebilir, bombalayabilir. Bundan da hiç rahatsız olmam. Biz bunlarla düşmanız diyor. Mesela böyle isimler var burada. O isimler Panjshir'e gittiler. Afgan ordusunun silahlarını da ordu dağılırken o ağır silahların bir kısmını, hava araçlarını, zırhlı araçları da Panjshir'e götürdüler. Naklettiler Kabil düşerken. Orada konuşlanmış durumdalar. O nedenle tabii kuşatma altında, yani bir yere bir açılması mümkün değil Panjshir'in, destekle ilgili söylüyorum bunu. Yani dışarıdan bir şey gelmesi gitmesi kolay değil. Dolayısıyla ne kadar direneceklerini bilmiyorum. Bu müzakerelerin uzlaşmayla sonuçlanıp sonuçlanmayacağını bilmiyorum ama çatışmalar daha da şiddetlenir. Kayıp sayısı artarsa o zaman her geçen gün artık uzlaşıdan daha da uzaklaşmaya başladığımızı söyleyebileceğiz. Ve bu şiddet beraberinde anlaşmazlığı da getirecek. Yani uzlaşıdan %80, bundan bir hafta önce Zebullah Mücahit %80 Panjshir'deki sorunu uzlaşıyla çözeceğiz. Ben size söz müjdeliyorum buradan demişti. İki gün sonra ben Abdülkahar Balki ile röportaj yaptım. Balki bana çok benzer bir şey söyledi. Merak etmeyin, Panjshir'deki sorunu çözüyoruz dedi. Üç gün önce yani Hakkani ile röportaj yaptım. O da çözeceklerini söyledi ama şu anda bambaşka bir atmosferin içerisindeyiz. Ya bu bir çatışmaya dönüştü. Dolayısıyla oradan uzaklaşıyoruz biraz daha. Yani çatışma iklimine girdik. Bunun ne kadar süreceğini kestirmek mümkün değil. Ama Taliban'a kalsa, eğer tamamıyla savaşmaya karar verirsek biz bir hafta içerisinde Panjshir'i alırız diyorlar. Bu arada Ahmet Şah Mesut'un havaalanında çok büyük posterleri vardı. Onların hepsi de parçalandı. Habertürk'te de çekmiş, ekranlara yansıtmıştık. Özür dilerim. Başka bir soru var mıydı öncesinde? Yani nasıl davrandıkları aşağıdan yukarıya meselesi. Taliban bize şunu söyledi. Soru değildi ama ben ona dair bir şey söyleyeceğim. O yüzden zihnimde kalmış. Biraz da yorgunum. Kusura bakmayın lütfen. Estağfurullah. Şimdi bu nasıl davranacakları meselesiyle ilgili Taliban'a biz dedik ki mesela, ya bu siz bu sistemi nasıl kontrol edeceksiniz? Yukarıda bir şey konuşuyorsunuz tamam da
aşağıya yansıması falan mümkün olur mu? Siz Taliban'ı tanımıyorsunuz dedi bize Taliban'ın yetkilileri. Biz de dedi, hani büyüklerimizin bir kararı doğrudan en alt kademeye kadar çok hızlı sirayet eder. Yani şu yapılmayacak deniyorsa en aşağıdaki adam dahi onu asla yapmaz. Bu bir cemaat sistemi gibi düşünebilirsiniz. Zaten öyle. Yani üzerinde başka tartışmalar çıkmasın diye burayı hızlı geçiyorum. Peki dedim ben, yani böyle mi gerçekten? Yani sistemi böyle kurabiliyorsunuz ve herkes sizin her şeyi kontrolünüz altında. Taliban'ı kontrol edebiliyor musunuz sokakta? Evet. Tamam. Koyduk bunu cebimize. Biz dayak yiyoruz dışarıda Taliban'dan. Mermi veriyorlar silahın ağzına. Dayıyorlar üzerimize. Görüntüleri sil diyorlar. O zaman bunu siz biliyorsunuz. Böyle yapıldığını gibi bir şey çıkıyordu sonuçta. Ben bunu da sordum. Yanlış yapıyor arkadaşlarımız, yapmaması lazım dediler. Yapıyorlar ama demek ki sokağa hakim değilsiniz. Ya da sokağa hakimseniz iyi polis, kötü polis oynuyorsunuz. Yani sizin yöneticileriniz uluslararası kamuoyuna güzel mesajlar vermek için basın özgürlüğünden, kadınların rahatlığından, çalışabileceklerinden, şundan bundan bahsediyor ama aşağıda başka sıkıntılar var. Bu tarz şeyler yaşadık yani. Evet. Teşekkür ederim. Burada aslında bir soru sormak isterim. Şimdi tepeden bahsediyoruz, bir iradeden bahsediyoruz. Devlet olarak kendilerini ilan ettikleri ama hükümetleşme çalışmalarını yürüttükleri. Tabii bu da işte kamusal, kurumsal, bunlar çok önemli meseleler. Çok ciddi bir siyasi irade isteyen hadiseler. İlk yönetime geldiklerinde, Kabil'e geldiklerinde Abdullah Abdullah'la bir görüşme gerçekleşti. Hikmet Yar'la bir görüşme, Hamid Karzai ile bir görüşme gerçekleşti. Şimdi yeni bir hükümetleşme adımı da var, süreci de var. Bu siyasilerle görüşmeler stratejik mi? Yeni hükümetleşme adımında onlar da yer alacak mı? Şimdi yer alacaklarını söylüyor Taliban. Bir konsey kuruyorlar. O konseyin içerisinde Hikmet Yar, Abdullah Abdullah ve Hamid Karzai'nin de olacağını söylüyorlar ama bu üç isim aynı zamanda dışarıda, yani uluslararası toplumda, sizin bile mesela şu anda bunun üzerinden konuşuyoruz. Algısı şu: her kesimi kucaklayan bir Taliban mı? Ya da eski yönetim, Hamid Karzai eski cumhurbaşkanı, Abdullah Abdullah Eşref Gani'nin rakibiydi. Hatta ikisi de seçimi kazandığını iddia etti. Sonradan Abdullah Abdullah geri çekildi. Hikmet Yar burada önemli bir isim. Şimdi bunların, daha önce Cumhurbaşkanlığı, Devlet Başkanlığı yapmış bizim, bunların hükümette yer alması hükümete meşruiyet kazandırır. Yani herkes açısından düşünce bu, Afgan halkı içerisinde de. Bunlar vitrine mi konacaklar? Yani Taliban da bunların farkında. O kadar iyi koruyor ki şu anda Karzai'yi, Abdullah Abdullah'ya, başlarına bir şey gelmesin de. Çünkü onlar vitrinleri olacak onların hükümetinin. Peki gerçekten söz sahibi olacaklar mı? Evet. Ben emin değilim. Ya Taliban bu kadar güçlü ve savaşmadan, bu arada şunu da söyleyeyim, Taliban'ın bir sosyolojisi var Afganistan'da. Taliban'ı destekleyen insanlar var. İnsanlar Taliban'ı destekleri için Taliban bu kadar güçlü şekilde bu şehirlere savaşmadan girebildiler. Böyle bir gerçekliği de göz ardı edemeyiz. Taliban Amerikan işgalini sona erdirdi. Yani Taliban, evet, yani yönetimi altında yaşamayı tercih edebileceğiniz bir yapı değil. Benim değil şahsen. Ben Taliban'ın, yani Afgan halkına 96-2001'den sonra çok değiştik, bazı şeyleri tecrübe ettik falan diyor ama evet. Yani izleyip müşahede edeceğiz ama bu Amerikan işgalini sonlandırdıkları gerçeğini de değiştirmiyor. Beraberinde ama şöyle bir şey var. Şimdi bu isimlere, bu kadar güçlü iktidara gelmiş Afgan tarihine baktığınız zaman, yani bunların böyle o kadar bir kısır döngü ve o kadar aynı şeyler olmuş ki hep. Yani daha önce Taliban çok güçlüyken diğerlerine demişler ki ya biz de yer alalım, etmeyin, eylemeyin, görüşelim. Taliban demiş ki yok efendim, öyle şey mi olur? Bunlara izin vermemiş. Taliban zayıfladığında, mesela Amerikan işgali sürecinde Taliban zayıflarken ya demiş Taliban etmeyin, eylemeyin. Yok demişler, artık Amerika seninle uğraşacak, biz iktidarımızı yaşayacağız. Öncesi Sovyet işgal dönemi, sonrası yaşananlar, terör örgütlerine bile baktığınızda, yani dün mesela El-Kaide buradaydı. El-Kaide'yi kolladığı iddia edildiği için Taliban Amerika tarafından hedef alındı ve terör örgütü terörize edildi. Evet. Taliban terör örgütlerinin yöntemleriyle pek çok eylem yaptı burada. İşte mesela şu anda Taliban Amerika'nın muhatabı, devlet olma yolunda ilerliyor. Arkasından gelen Horasan vilayeti
terör örgütü oldu. Taliban bununla savaşacak. Amerika da buna destek verecek gibi bir tablo. Biden'ın açıklamaları, evet. Taliban'ın açıklamaları. Ha, tabii geçmişte bu eylemleri yaptığı için Taliban, bu eylemlerin nasıl yapıldığını, nerede yapıldığını, kimlerle yapılabileceğini, networklerini, nereye yapılabileceğini kestirebiliyor. O yüzden de belki DAEŞ'le mücadele konusunda Amerika'dan daha başarılı olabilir. Çünkü geldiği yer bu. Geldiği yer o operasyonlar. Yani Cumhurbaşkanlığında eylem yaptı Taliban. Şimdi dolayısıyla bu kadar güçlü iktidara geldiğinde niye iktidarı paylaşsın Hamid Karzai ile Abdullah Abdullah'la? Peki Abdullah Abdullah, Hamid Karzai, Hikmetyar Taliban'a güveniyor mu? Emin değilim. Biz röportaj yapmak istedik. Çok da ısrar ettik. Kabul etmediler. Çok nezaketli bir şekilde, yani kimseye konuşmak istemediklerini söylediler. Bir takım görüşmeler yapıyorlar kadınlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversitelerle, akademisyenlerle. İşte bu yeni hükümeti kurulma sürecine ilişkin. Bu arada hükümetin kurulması birkaç gün içerisinde gerçekleşebilir. Kandahar'daki bu görüşmeler sona erdi. Bir emirlik olarak kurulacak burası. Yani onlar Taliban'ın işine yarayan isimler bu uluslararası alanda. Bir de Taciklerden, Özbeklerden, Hazaralardan işte bazı isimleri de hükümetin içine dahil edip herkesi kuşatan bir yönetim kurduklarını ifade edeceklerini değerlendiriyorum ben. Evet. Arka plandaysa onlar yönetecekler herhalde diye düşünüyorum. Evet. Gazeteci Gökçen Göksal'ın da bir sorusu olacak. Mehmet Akif'ciğim, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bir fotoğraf yayınlamıştın. O çok benim de ilgimi çekti. Sosyal medyada da bayağı ilgi çekti hakikaten. Taliban üyeleriyle birlikte yanılmıyorsam böyle bir yemekhane gibi, bir kafe gibi bir yerde bir fotoğraf paylaşmıştın. Buradan çıkarak şunu sorayım sana. Yani bu Taliban üyeleri nasıl bir... Şimdi orada askeri alma sistemi yok yanılmıyorsam. Yani bir adam çıkıp elinde Kalaşnikov'la ben Taliban'ım mı diyor. Yani Taliban üyesi olduğunu, Taliban askeri olduğunu, savaşçısı olduğunu kim, nereden, nasıl ayırt ediyor? Kıyafetinden mi anlaşılıyor? Nasıl ayırt ediliyor bu? Nasıl bir süreç var orada bununla ilgili? Teşekkür ederim. Burada şu anda elinde silah olan herkes Taliban. Biz de yayından Taliban önce öyle söylemiştik. Taliban dışında silah olan kimse yok elinde. Zaten öyle bir şey kimse cesaret de edemez. Yani o da başka bir şey, durum. Ama şu, sizin görüntünüz geldi bana bu arada şu anda. Şöyle bir durum var. Mesela bunlar zaten yani 40 yıldır bu işle uğraşıyorlar. Şimdi 40 yıl deyince aklınıza direkt başka şeyler geliyor ister istemez. Cemaat dedim, 40 yıl dedim falan. Sonuçta Taliban burada medreselerde örgütlü, ama mesela medrese aklının çok ötesinde bir akla sahip artık. Yani adamlarını yetiştirmiş, yurt dışında eğitim aldırmış, muhtemelen Pakistan'la bu konuda çok iyi dirsek teması olmuş. Mesela şu anda Amerika'nın burada bıraktığı helikopterleri Taliban nasıl uçuracak? Yani Taliban'ın pilot, medresede pilot eğitimi almadılar bu adamlar. Ama uçuruyorlar şu anda. Ne yapıyorlar? Pakistan'dan destek alıyorlar muhtemelen. Muhtemelen değil öyle. Veya daha fazlasını alacaklar. Şimdi dolayısıyla Taliban başka bir takım ilişkilere de girdi bu süreç içerisinde. Bir ordu kuruyor şu anda mesela. Milli bir ordu kuracaklar. Evet. En önemli başlıklarından birisi bu. Özel kuvvetler kurdular. Zaten vardı yani bir süredir. Artık onlar sahadalar ve çalışıyorlar. Başka bir üniforma. Amerika'nın üniformaları Amerika'nın silahlarıyla bu arada. Özel kuvvetlerin üniformaları da silahları da Amerika'nın kullandıklarının aynı. Maaş alacaklar bu aşamadan itibaren. Şu ana kadar işte bu medreselere verilen zekatlar, yardımlar, köylerde toplanan bağışlar vesaire. Hani bu bir sistem vardı ama Taliban'ın yönettiği bir ekonomi de var. Evet. Kendi içinde. Yani çok istismar edilen bir süreç olmaz diyorsun. Dolayısıyla bu şu anda devlet olunca o sistemle ilerleyecekler. Ben şöyle düşünüyorum. Yine bilgim yok ama İran modeli biraz. Çünkü kurdukları sisteme de biraz baktım. İran modelini andırıyor. Yani Taliban mensupları, referanslı olanlar, hatta bilirsiniz mutlaka. Mesela Lübnan Hizbullah'ı hiçbir zaman içine yabancı militan almadı. Hiçbir zaman. Yani Lübnan Hizbullah'ı hep steril kaldı. Niye? Evet. Hizbullah Lübnan'da İsrail'le mücadele ettiği zamanlarda dünyanın 4 milyonlar insanlar gidip oraya işte Hizbullah'a katılabilir miyiz falan filan dediklerinde Hizbullah hiçbirini kabul etmiyor. Diyordu ki biz sadece tanıdığımız ailelerin çocuklarını referanslı olarak örgüte dahil edeceğiz ve istihbarata karşı koyma faaliyetlerini bu şekilde sağlıklı yönetebildi Hizbullah.
Ve öyle bir yapı oldu, homojen bir yapı oldu. Şimdi Taliban da burada referanslarla, yani herkesin birbirini bildiği ve öyle büyüyen bir yapı oldu. Çok çok büyüdü şu anda, başka bir noktaya geldi. Ben şimdi Taliban'ın tıpkı İran devrim muhafızları gibi, yani emirliği koruyan bir muhafızlar haline geleceğini, diğer ordunun da, milli ordu kuracaklar ya, onun da yani yetkileri daha dar, daha başka şekilde değerlendirilecek ama entegre edilecek devlete. Böylece vatandaşla da, eski yönetimle de veya o ordunun içinde bulunan insanlarla iletişim kuracak bir noktada bir strateji planlıyorlar anladığım kadarıyla. Eyvallah. Evet. Mehmet Akif Ersoy, şimdi şöyle bir durum da var. Bizleri bilgilendiriyorsun. Bizler de izleyenlerimizi bilgilendirmiş oluyoruz sayende. Bugün Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'yla da bir görüşme gerçekleştirdin. Daha önce diğer siyasi liderlerle de görüşme gerçekleştirdin. Siyasilerimizi de bilgilendiriyorsun. Bizi ülke olarak çok ilgilendiriyor Afganistan. Taliban'dan Türkiye'ye yönelik açıklamalar var. Vakit yememek için onları sıralamayacağım. Sen daha iyi biliyorsun. Türkiye'nin açıklamaları var, Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var. Son zamanlarda Türkiye, Katar, Afganistan üçgeninde açıklamalar da geliyor. Türkiye'nin Afganistan'daki şu anki pozisyonu ne? Taliban Türkiye'ye yönelik nasıl bir bakış açısı içerisinde? Neler bekliyor Türkiye'den? Şimdi Taliban Türkiye ile ilişki kurmayı çok önemsiyor. Bunun pek çok mantıklı sebebi var. Bir kere Türkiye'nin işte Müslüman bir ülke olması ama aynı zamanda Avrupa'ya açılan bir kapı olması, Batılı ülkelerle girdiği ilişkiler, yine seküler bir devlet olması ama beraberinde kültürel anlamda da Afgan halkının kültürüyle yakın kültürlere sahip olması. Taliban için Türkiye Avrupa'ya açılan bir kapı, bir pencere. Aynı zamanda Katar'la Türkiye'nin yakın ilişkilerinde bu süreçte çok etkisi var. Evet. O nedenle Taliban, bakın, Rusya ile, mesela şu anda burada çalışan büyükelçilikleri söyleyeyim. Pakistan burada, Rusya burada, Türkiye burada, Katar burada, İran burada, Çin burada şu anda. Bir de Asya ülkeleri, Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan, bunlar burada. Evet. İtalyanların başına bir şey geldiğinde kimi arayacaklar bunlar içerisinden? İşte Türkiye'yi arayacaklar. Avrupalı ülkeler, işte Almanya, İngiltere, Fransa, Türkiye üzerinden muhtemelen Afganistan'la temas etmeyi tercih edecekler. Zaman zaman böyle şeyler de yaşandı. Amerika Katar üzerinden tercih edecek. Kabil'deki büyükelçiliğini Katar'a taşıdı. Katar'la bu işi götürmeye çalışıyor. Şimdi Taliban Rusya'ya, ben bunu konuştum mesela yetkilileriyle, hatta röportajda da sormuştum. Diyor ki Rusya'yla çok güzel ilişkiler geliştirmek istiyoruz. Çin'le çok güzel ilişkiler geliştirmek istiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'yle de çok güzel ilişkiler geliştirmek istiyoruz. Pakistan ve Hindistan'la da geliştirmek istiyoruz. İran ve Türkiye'yle de geliştirmek istiyoruz. Şimdi uluslararası ilişkiler çalışan arkadaşlarımız bunu, bu cümlelerden bir sürü şey çıkarabilirler. Evet. Yani aynı anda Çin ve Amerika'yla iyi ilişki. Aynı anda mesela birbirinin ezeli düşmanı Pakistan ve Hindistan'la iyi ilişki. Aynı anda işte hem İran'la hem Rusya'yla hem Türkiye'yle iyi ilişki. Nasıl yapacaksınız bunu? Ya aslında şunu söylüyor yani. Benle kim iyi geçinirse, kim benim yeni sürecimde bana destek olur, yatırım yapar, sahaya gelir, benimle çalışsa ben onunla çalışacağım diyor. Evet. Taliban herkese kapımı açık diyor. Hatta diyoruz ki ya Hindistan senin aleyhine bir sürü şey yapıyor. Yayınlar yapıyor, televizyonlarda ya, siyasi yetkilileri çok ağır konuşmalar yapıyor falan. Olsun diyor. Biz Hindistan'a kötü bir mesaj göndermek istemiyoruz. Hindistan da bizim için önemli bir ülke. Şimdi Özbekistan'da büyük bir krizi var Taliban'ın mesela. Çok medyaya yansımadı. Yansıyacak ama bence önümüzdeki günlerde. Buradan kaçan bütün komutanlar, hava kuvvetlerindekiler, pilotlar doldurup Taliban'ın önemli üst düzey komutanları, Afgan ordusunun önemli komutanlarına, helikopterlere gittiler Özbekistan'a. Orada bir pist var kocaman. Uydudan fotoğrafını çekmişler. Evet. Afganistan'a ait helikopterlerle dolu pist. Askeri helikopterlerle dolu. Savaş helikopterleri de var işte. Şimdi 50'den fazla hava aracı gitmiş oraya. 400 küsür, 400'ün üzerinde şey kaçmış, subay kaçmış. Taliban diyor ki araçları bize ver. Hatta subayları da geri gönder. Özbekistan şimdi sınırı kapattı. Amerika, Özbekistan ve Tacikistan'a sınır güvenliği, Afgan sınır güvenliği konusunda destek olacağını söyledi Amerikan Büyükelçiliği. Yani mesela Tacikistan'la da bu kriz, bir kriz yaşanabilir. Ne kaldı geriye? Pakistan sınırı sadece. İran zaten geçişleri durdurdu şu anda.
Evet. Şimdi burada sıkışması da Afganistan'ın. Denize sınırı yok. Niye mesela havaalanı bu kadar önemli? Niye biz hükümetten daha çok havaalanını konuşuyoruz? Tam da bu yüzden. Dünyaya bağlanması için ihtiyacı var Afganistan'ın buna. Çünkü deniz yok, karadan sınırları kapalı. Komşularıyla ilişkilerini kim nasıl şekillendirecek bunları kestiremiyoruz. Ama Özbekistan'da bir krizdeler bu meselelerden dolayı. Bunlar da yani herkesle iyi geçinmek istiyorlar ama herkesin çok fazla Taliban'la ilgili tedirginliği, önyargısı, hesabı, ajandası, başka ilişkileri, o ilişkilerin getirdiği dengeler, denklemler falan gibi şeyler var. Evet, Afganistan özellikle de Taliban dünyanın merkezine oturmuş durumda. Herkesin merak ettiği konular, herkesin merak ettiği daha doğrusu sorular var. Ve ABD'nin çekilmesi, bir anlaşma yapıldı, neden bir çekilme süreci yaşandı, nasıl bir anlaşma yapıldı, verilen mesajlar sahada nasıl karşılık bulacak fiili olarak, Türkiye olarak ne kadar yakından ilgilensek de aslında dünyanın yakından takip ettiği bir coğrafya ve bölge olarak ön plana çıkıyor. Çağlar, senin bir sorun olacaktı herhalde. Çok kısa bir sorun var. Türkiye'ye özel bir ilgisi var mı Taliban yetkililerinin veya sahadaki askeri kanadın? Çünkü bugün Yeni Şafak gazetesinden arkadaşım Taha Hüseyin Karagöz sabah saatlerinde kendisini de aradım. Yaptığı röportajları izledim. Bize daha farklı davranıyorlar demişti. Hatta röportajında da bir Taliban mensubu işte siz Osmanlı'nın hilafetin torunlarısınız. Siz bizim için başkasınız diyordu. Bugün Hikmet Yar'ın da yaptığı bir açıklama var yine Taha'ya. Diyor ki bizim Türkiye'den beklentimiz çok önemli rol oynamasıdır ve kardeşlerine yardım noktasında beklentimiz var. Şimdi Türkiye'ye ayrı bir parantez açıyorlar mı? Açıyorlar. Açıyorlar ve bu çok tabii bir şey. Az önce söylediğim yani Müslüman ülke olmamız, geçmişten Afganistan'da olan bağlarımız, yani hem Osmanlı döneminde hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduktan sonra, Afganistan Devleti kurulduktan sonra tanımamız, Atatürk'le ilişkileri, bunlar da devam eden süreçlerde Türkiye'ye özel bir ilgileri var. Yani Türkiye, ikili diyaloglarda da hissediyor Taliban musun farkında bunu? Tabii ki. Yani şöyle söyleyeyim size. Yani bir kere biz burada, yani çokça ben bunu yayınlarda da söyledim. Türkiye bir zırh burada. Ama burada Türkiye'nin zırh olması sadece Taliban'la ilgili bir şey değil. Bakın, Türkiye'ye gelen çok sayıda komutan var. Eski Afgan hükümetinin komutanı veya siyasetçisi var. Bunlar Türkiye'de yaşıyorlar ve Türkiye'yi seviyorlar veya Türkiye'yle çok yakın ilişkileri vardı. Taliban da bunu biliyor. Taliban bir kere şu cebimizde dursun, kimseyle kavga etmek istemiyor. İki, bazı ülkelerle yakın ilişkileri çok önemsiyor. Bunlardan birisi Türkiye. Evet. Sebeplerini az önce söyledim, daha fazlası da söylenebilir. Üç, Afgan halkının, Taliban da Afganistan'ın sosyolojisini biliyor. Yani Afganistan'da Afganlara, Afgan halkına rağmen bir şey yapmadığı için zaten başarılı oldu. Afgan halkı Türkiye'yi seviyor. Taliban'a yakın olanlarda, Taliban'dan nefret edenlerde, ya bu her ikisi de bize uzak diyenlerde. Yani Afganistan'da herkesin Türkiye'ye muhabbeti var. Çünkü biz 20 sene burada kimsenin canını yakmamışız. Gerçekten 20 sene Afganistan'a hizmet etmişiz. Evet. Mehmetçik canla başla çalışmış, TİKA çalışmış, Yunus Emre çalışmış, Dışişleri Bakanlığı koşturmuş, bir sürü şeyle uğraşmış. Bu tahliye süreçlerinde bile, yani burada çok zikredilmiyor ama Büyükelçiliğin mesela o kadar yoğun çalışmaları var ki, Afganistan'daki Büyükelçiliğin. Sadece Türkiye'ye dair de değil, pek çok başka ülkenin vatandaşları konusunda da çok ciddi çalışmalar oldu. Şimdi sokağa çıktığınızda Türkiye diyorsanız, yani silahıyla gelen, size gelen adama diyorsunuz Türkiye diyorsunuz, şöyle bir duruyor, anlamıyorsa bile sizi, yani şu Taliban'ın içerisinde gerçekten kırsaldan gelmiş olan, okuma yazma bilmeyen bir sürü insan var. Yani şu kağıdı gösteriyorsun, adam okuyamıyor bunu. Ya bakıyor böyle, ne bu diyor, okumuyor. Evet. Ama Türkiye dediğin zaman bir iki kere böyle bir duruyor, sakinleşiyor. Biz çok yırttık yani Türkiye'yle. Zaten ama biliyorsunuz, NATO, yani NATO döneminde de yani Amerikan askerleri, Alman askerleri, İngiliz, Fransız askerleri Türk bayrağıyla çıkıyorlardı dışarıya Afganistan'da, sokağa başlarına bir şey gelmesin diye. Bana söylediler mesela burada, ya Türk bayrağı bulursan yani bir yere yapıştır, bir yere koy, kimse sana ellemez. Ya gerçekten de öyle yani, Türkiye diyorsun duruyor. Böyle bir, şimdi Taliban da bunu biliyordur herhalde. Yani Afganistan'da Türkiye muhabbetini biliyordur. Ha, ne yaptı ama? Askerimizin çıkmasını istedi. Yani orada mesela Türkiye'ye başka bir beklentisi var Türkiye'nin. Hani kalsın, devam etsin beklentisi. Orada biraz farklı bir durum oldu.
Onlar açısından da sembolik bir meseleydi bu. Yani işgalin sonlanması, NATO ile geldiniz, NATO ile gidin meselesi, yabancı asker olması. Bizim yeterince zaten askerimiz var, bizim mühendise ihtiyacımız var, teknik desteğe ihtiyacımız var, işte doktora ihtiyacımız var, yetişmiş eğitimli insana ihtiyacımız var gibi şeyler söylediler. Dolayısıyla beklentileri var. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. Yani bu tabii ben dış haberciyim. Hep dış habercilik yaptım. Evet. Dış politikanın da şöyle olması gerektiğini hep düşünenlerdenim. Yani Amerika'nın İsrail politikası Amerikan Başkanı Ahmet Necat olsa yine değişmez. İran'ın Hizbullah politikası İran'ın başına Netanyahu'yu koysanız değişmez. Ne bileyim Esad'ın politikası, Rusya'nın bölge işte Orta Doğu politikası değil mi? Putin gitse başkası gelse değişmez. Bizim en temel sorunlarımızdan birisi bizde mesela bir iktidar değişikliği olsa politika, Suriye politikamız ne olur, işte Mısır politikamız ne olur, Irak politikamız ne olur gibi soru işaretlerimiz var. Dış politikada bunların devlet aklıyla gitmesi gerektiğini yıllardır düşünenlerdenim. Afganistan meselesinde de yani burada Türkiye'nin varlığının çok önemli olduğunu, bunun bir devlet aklıyla yani böyle siyaset üstü bir mesele olduğunu, burada olursak ancak buradaki sürecin hem iyi gitmesi için çabalayabileceğimizi, ki Mısır'da 2012'de mesela 2013'te darbe olduğunda, Temmuz'da darbe olduğunda birçok benzer şeyleri çok konuşmuştuk o zamanlar arkadaşlarımızla da. Ya hani İhvan'a yardım bile etmek istiyorsanız çok sert mesajlar vermemek lazım Mısır'la ilgili çünkü artık bu başka bir yere gitti diye. Bence Afganistan'da doğru bir politika izliyor Türkiye. Buradaki diplomatik varlığı çok önemli. Çünkü İran burada harıl harıl çalışıyor. Çin burada inanılmaz çalışıyor. Her gün Çin Büyükelçisi Taliban yetkilileriyle toplantılar yapıyor. Yani Rusya başka, Pakistan başka çalışıyor. Türkiye'de burada olması pek çok yani hem küresel network açısından hem iş deneyimi açısından bu ülkelerin rekabeti, yani Çin'i saymıyorum ama İran'la çok rahat, Pakistan'la çok rahat rekabet edebileceği bir düzeyde. Dolayısıyla bu temasların da sürdürülmesi, bu süreçlerin tamamının içinde yer alınması. Mesela kadınlar konusunda çok hassas Türkiye'de herkes, Afganistan'daki kadınlar konusunda gayet de anlaşılır ve makul bir hassasiyet. Ben bugün Afşin'e de söyledim yayında. Kadın derneklerimiz Kabil'e bir ziyaret düzenlesinler mesela bence. Yani Ankara'dan, İstanbul'dan konuşmak yerine bir organize olsunlar. Gelsinler burada kadınlarla otursunlar, kalksınlar, süreci takip etsinler. Taliban'la temas olursa bunların hepsi belki mümkün olur. Olmazsa da en azından şunu deriz. Ya biz Taliban'a, Taliban'dan izin alamıyoruz. Taliban demek ki zulmediyor, bizi yasaklıyor, bizi engelliyor diyebiliriz. Şimdi Taliban'ın bir takım iddiaları var ya. Evet, şimdi o iddialarını gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğini bilmiyoruz. Ama biz pasif davranırsak, o iddiaların üzerine gitmezsek, yani bunları takipçisi olmazsak, sadece dışarıdan salt eleştirir ve yok sayarsak, o zaman hiçbir şekilde ne yaptıklarını ne yapmadıklarını da göremeyiz. Bir manası da olmaz. O yüzden takip etmek önemli, diplomatik ilişki geliştirmek, işin içinde yer almak ve karşılaşılan tabii zorlukları, ki ben eminim bir sürü zorlukla karşılaşılacak, o zorlukları da uluslararası kamuoyuyla paylaşmak ve Taliban'a da orada kurulan ilişki üzerinden sıkıştırmak. Yoksa Afganistan'ı yok sayarsanız eğer, kapatırsınız sınırlarınızı. Ben seni tanımıyorum. Aa, Afganistan'da bir devlet yok. Yani bu, sonuçta Afganistan'ı muhatap alacaksanız karşınızda bir tane muhatap var. Orada Taliban artık. Çok çok önemli. Başka hiç kimse yok. Çok. Bütün kamu binalarının içinde Taliban var. Dışişleri Bakanlığı'nın içinde, İçişleri Bakanlığı'nın, Milli Savunma Bakanlığı'nın, Emniyet Müdürlüğü'nün, ya her şeyin içerisinde. Ekonominin, sanayinin, teknolojinin, yani maliyenin, Merkez Bankası, hepsi Taliban. Şimdi burada o zaman yok sayarsanız ne olur bu sefer? Afganistan kapanır dünyaya. Dünyaya kapandığında kim bunun ne faydası diyor? Daha da baskıcı olur. Yani evet, eğer buradaki halkı da düşünüyorsanız üstelik, burayla temas etmeniz gerekir. Tabii, tabii ki. Yani üstelik bütün dünya ülkeleri Afganistan'da yer alma mücadelesi güderken yanı başımızdaki meşru yönetim Esad'ı şey yaptık, tanımadık. Muhatap merkezimize de almadık. Uğraşıyoruz Suriye'deki gelişmelerle. Turlar, seyahatler bir köprü olur. Tabii ki çok önemlidir. Orada sen yoğun bir tempo içerisindesin. Türkiye'de iç kamuoyundaki gelişmeleri de bağlantılı bir şekilde tabii ki takip ediyorsun. Türkiye'de de bir göçmen krizi süreci yaşandı. Bir sivrilen uçlar, bir tekrar tansiyonun düşmesi merak ediliyor. Afganistan'dan Türkiye'ye yönelik göçler ne durumda? Orada bakış açısı ne durumda? Yani bir göçmen olarak, sığınmacı olarak yola çıkacak insanın rotasında hangi ülke var? Türkiye'ye bakışı nasıl görebiliriz orada?
Zaten iki güzergah var biliyorsunuz. Yani İran üzerinden geliyorlar. İki farklı noktadan geçiyorlar ve geliyorlar. Biz şöyle, Türkiye mesela vize vermiyor şu anda. Biz dedik ki hani vize verilecek mi? Eğer vize verilirse, mesela Türk Büyükelçiliği yarın desin ki biz Afganistan'da vize dağıtacağız. Fiyatı da 5000 dolar. İnanın havaalanının etrafında oluşan o yüz binlerce insan vardı ya. Evet. Büyükelçinin etrafında öyle bir kuyruk olur. Bu göçün istedim. Önlenmesi için de ve var olan göçün geriye doğru, mesela biz Esad'la ilgili örnek verdiniz, Suriye'yle ilgili. İşte Suriye'deki göçmenlerin geri dönmesi konusunda. Şimdi Taliban'la ilişki kurulursa ve havaalanı konusunda Türkiye inisiyatif alırsa, Afganistan'da geri gönderme merkezlerinde bulunan Afganlar da o şekilde belki geri getirilebilir Kabil'e. Aynı zamanda İran ve Pakistan'la ilişkilerin burada önemli olduğunu söyleyelim. İran biraz daha dikkat ediyor şu sıralar anladığım kadarıyla sınır kapılarına geçişler konusunda. Ama göç bizim en temel sorunlarımızdan birisi. Göçü evet. Önlemek için bu göçün sebebi de bu arada sadece güvenlik değil. Ya, Taliban yokken geldiler dedim ya, niye geldiler? Ekonomi. O zaman ne olacak? Buraya yatırımlar gelecek. Buraya yatırımlar gelirse göç önlenir. Her halükarda Afganistan'ın dünyaya açık bir ülke olması lazım. Göçün önlenmesi için de. Yani komşunuzda bir kaos varsa, komşunuzun evi yanıyorsa o yangın size sıçrar. Bu çok net bir gerçeklik. O yüzden oradaki yangını söndüreceksiniz evinizin yanmaması için. Aslında bu kadar basit bir mesele bu. Evet. Ya Mustafa, son olarak bir şey soracağım. Konudan çok bağımsız bir şey. Şimdi Afganistan'dan gelen görüntülere bakınca kimse de böyle maske falan olduğunu göremiyoruz. Yani orada bu Covid süreci, sağlık sistemi falan nasıl yürütülüyor? Bunu gerçekten şimdi Taliban gelmeden önce herkes maskeliymiş. Şimdi serbest. Şu bilgi doğru mu aslında? Onu da ekleyeyim ben. Orada hangi bazı bilgi? Hastanelerde aşı yapmak yasaklandı gibi görüntüler de yansımıştı. Hayır. Dünyaya. Doğru şimdi değil. Aşı yapmak aşı yapmak yasaklanmadı. Var mı aşı peki ülkede? Onu söyle, ona gelelim. Evet, şu ülkede aşı var mı yani? Yapmak yasaklanacak aşı var mı? Hayır yani öyle bir aşı olayı sıkıntılı burada. Yani Covid var mı? Covid var. Ama ülke öyle bir kaosun içine girdi ki Covid yani İran'da mahalli olmadı diyebiliriz Covid'in. Yani bir yerde kenarda köşede kaldı. Hastaneler bir ara kapandı, devlet hastaneleri bu süreç içerisinde. Doktorlar işe gelmedi, Sağlık Bakanlığı çalışmadı. Biz gittik hatta hastanelere. Yani düşünün, acil serviste kimse yok, sadece yoğun bakımlar çalışıyordu. Yani o da çok kötü durumdaydı. Bu arada Taliban gelmeden önce maske varmış ve zorunluymuş. Yani herkes takıyormuş maske. Hatta buluyor muydunuz dedim. Maske fabrikası yapmışlar burada. O fabrikada şimdi çok zor durumda, batmak üzere. Çünkü artık kimse maske takmıyor. Çok az yani. Ben Afganistan'a geldiğimden beri herhalde 30 kişide maske görmüşümdür. 40 kişide görmüşümdür. Yani 50 değildir. Sen takıyor musun? Ama Covid var. Covid var. Sen sahadayken takıyor musun? Niye zor? Ben de takmadım. Takmadım yani. Hiç aklıma geldi. Yani aklıma geldi. Bir şey söyleyeceğim. Yani az önce dedim ki bak, İbn Haldun demiş ki benzerler. Yani burada sakal bıraktım ben. Benziyorum yani. Pışım var burada dışarıya çıkarken. Maske taksam çok sırıtır. Bu arada dönüş için bir tarih var mı? Hükümeti kurup öyle mi döneceksin? Onu da soralım. Hükümeti ben kurmayacağım. Hükümeti kuracaklar. Arkadaşlar orada valilik falan alır mısın diye soranlar oluyor. Şimdi şöyle, dönüşü planlıyoruz. Yani şöyle, dönüş planlama sebebimiz de biraz artık aile baskısı. annem çok fena durumda artık, şey yapmıyor yani, biraz fazla tepki olmaya başladı. Bir risk yok artık, bir problem yok burada. Yani zaten bu arada meslektaşlarımız geldiler. Aynı zamanda Anadolu Ajansı burada. Yani günlük haberleri falan takip edebileceğiz. Biz yakın planda dönmeyi düşünüyoruz. İnşallah. Belki tekrar Çetiner gelir, devam eder. Çetin. Böyle bir arada konuşuyoruz, gelir misin falan diye hafta başından itibaren. Ama ben yakın planda dönmeyi düşünüyorum. Yani şu an henüz planlıyorum diyeyim.
Evet. Yorgun, argın, gün boyu bir maraton içerisinde hem televizyon programları hem saha faaliyetleri, araştırmaları, çalışmaları. Allah yardımcın olsun. Bizleri de bilgilendirmiş oldun. Çok teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet ediyoruz seni. Güzel. Abi, teşekkür ederim. Sağ olunuz. İyi geceler. Herkese teşekkürler. Hoşçakalın. Teşekkürler. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, Habertürk programcısı Mehmet Akif Ersoy, Afganistan'da olan biten tüm gelişmeleri ve kafamızda oluşan soru işaretlerini hepsi pandemiyi sorunca biraz dağıldık değil mi? Yok, güzel de o. Bir takipçimize sormuştu, tam yerinde oldu pandemi süreci, ama tabii orada Mehmet Akif güzel söyledi, öyle bir